Çetin Sağ Er Hoca'ya da merhaba diyelim. Merhabalar Ahmet Bey, iyi Nasıl yayınlar dilerim. yorumluyorsunuz haritayı? Şimdi benim tabii ben baştan beri izleyemiyorum, henüz girdim eve, o yüzden hani tekrar etmiş olabilirim bazı şeyleri, bunun için bağışlayın ama şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu daha dinamik bir sürece geçildiğini düşünüyorum. Bu iyi bir şey. Yani dinamik süreçten kastettiğim bölgesel karar alınabilecek ve bu kararlar 2 haftalık sürelerle salgının seyrine göre gözden geçirilebilecek. Bu çok önemli bir şey. Şimdi burada tabii bir denge kurmak gerektiği çok açık olarak belli. Çünkü bu süreç bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, insanların beklentisinin çok ötesinde uzadı. Bütün dünyada çok ciddi ekonomik zorluklar var ve bütün bu süreç içerisinde gerçekten de restoranlar ve esnaf kardeşlerimiz de bundan olumsuz etkilendiler. Yani yeme içme sektöründe %80 küsürlerde bir küçülme söz konusu, ki bu 8 milyon civarında bir insanı çok yakından ilgilendiren bir süreç. Bu Türkiye nüfusunun 1/10'unu ediyor. Bu ciddi ve önemli bir şey. Bir yandan bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bir yandan da bu salgın sürecinin dinamik bir şekilde önlenmesi anlamında adımlar atmak lazım. Şimdi artılarımızı ve eksilerimizi gözden geçirmek gerekir. Artılarımızın başında aşılama geliyor gerçekten. Bununla ilişkili İsrail örneği bize çok öğretici bir örnek oldu. %93 küsürlerde İsrail nüfusu aşılandı ve %40'lara varan oranda nüfus ikinci dozunu aldı. Ve İsrail'de gördüğümüz hem ağır hasta sayısı hem toplam vaka sayılarının %90'ların üzerinde azaldığı şeklindeydi. İskoçya'da da benzer bulgular var. Yani aşılar işe yarıyor. Türkiye aşılama açısından dünyada 6. sırada gözüküyor. Çünkü Pfizer aşısı, bunu gerçekleştiren ilaç firması BioNTech, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin isteğini karşılayamadı. Bir takım üretim problemleri yaşandı ve orada cidden hesapta olmayan bir kaotik süreç yaşanıyor. Böyle baktığınız zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de vaka sayıları azalmaya başladı. %25'lere yakın bir aşılama yaptılar. İngiltere ocağın başından itibarenki tabloyu geri çevirdi ve günlük vaka sayılarını oldukça azalttı, %30'lar civarında bir aşılamayla. Türkiye'nin aşılama konusunda eğer gerçekleşirse, çünkü geçtiğimiz basın toplantısında Sayın Bakan bunu dile getirmişti, Mayıs sonuna kadar Türkiye'nin 105 milyon doz aşıya ulaşabileceği söyleniyor. Türkiye'nin altyapısı, aile hekimlikleri falan, bütün bunları düşünürseniz biz eğer tedarik sağlanırsa bu aşılamayı yapabilecek bir güçteyiz. Böyle olunca salgının sınırlanması artacak. Bu noktada şunun da altını çizmek lazım. Bütün dünyada olan şuydu. Öncelikle gerçekten hastalanma riski yüksek olan gruplar tercihan aşılandı. Türkiye'de de böyle yapıldı. Bütün dünyada da böyle yapıldı. Asıl salgının çevrilmesi ve önlenmesindeki önemli aşama bulaştırıcılık kapasitesi yüksek olan bir takım meslek gruplarının ve insanların aşılanması süreci. İşte bunun içerisinde mesela yeme içme sektöründeki çalışanlar geliyor. Efendim? Yani yeme içme sektörü en önemli sektör. Bu açılım sağlanmış oldu şu anda onlar. Evet, bence burada çalışanların da bulaştırıcılık riski yüksek grup içerisinde sayılıp erken aşılanması önemli. Polis memurlarının, taksi evet. şoförlerinin, bunlar önemli. Buraya doğru geleceğiz ve bu bizim süreci artıracak. Birinci avantaj bu. İkinci avantaj, tabii yeniden havalar ısınıyor ve açık havalara doğru gideceğiz. Ve yine yapılan çalışmalar, ilk Uzak Doğu'dan ve daha sonra Avrupa kaynaklı çalışmalar ve Kuzey Amerika kaynaklı çalışmalarda açık hava bulaşının risk olarak çok düşük olduğunu ve yine kapalı alanlardaki bulaşın 19 kat daha az olduğunu gösterdi. Yani bu rakam başka çalışmalarda başka türlü çıkabilir ama bildiğimiz ve emin olduğumuz şey açık havada bulaşın az olması. Bu önemli bir şey. Bardağın boş tarafına bakarsak mutant virüsler, yani mutasyona uğramış virüsler, başta İngiltere'deki B117 virüsü
Bir kere daha doğrusu mutant virüs daha hızlı ve kolay bulaşıyor varyant virüs. O nedenle bizim bu anlamda dikkatli olmamız lazım. Bizim sayılarımıza baktığınız zaman aslında bizim sayılarımızın son zamanlarda çok hızlı bir azalma göstermediğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de yüzde sayılara baktığınızda %7 küsürlerde pozitiflik oranı ki bu oran aslında biraz yüksek. Dolayısıyla bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Burada yapılması gereken şey bence çok net. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Bizim bir deneyimimiz oldu. Haziran ayındaki deneyim. Burada kurunun yanında yaş dayandı. Biz çok kötü örnekleri ortaya getirdik. Konulan kurallara uyan esnafı mağdur ettik aslında. Yani kurallara tam uyan, mesela kapalı alanda %50 hatta belki %30 dolulukla çalışan, bütün bu kuralları harfiyen uygulayan, açılma kapanma zamanlarını doğru yapan kurumları birazcık biz aslında feda ettik. Burada yeni deneyimde bir takım dersler çıkarıyor olmamız lazım. Bir, denetlemelerin çok ciddi anlamda yapılıyor olması lazım. İki, sektörün kendisinin de otokontrol mekanizmalarını daha dikkatli ve daha uygun şekilde gündeme sokması lazım. Mustafa Hocam, Hakan Bey bakın Ahmet Hakan Bey çok önemli bir şey. Hocam lütfen çok özür diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gündüz de bunu söylediniz. Onun için size teşekkür ediyorum. Bakın valiliklere, il hıfzı sağ kurullarına yetki veriliyor. Hadi bakalım soralım. 81 ilde kaç tane il hıfzı sağ kurulunda bir tane lokantacı odası başkanı, pastacı odası başkanı var? Hangi başkanın görüşü alınıyor? Hangi esnaf temsilcisi görüşü alınıyor? Hangi esnaf temsilcisi o kurullarda var? İşte sahadaki Temin Ömer Bey bir şey söyledi. Sahadaki insanın yaşadığıyla masa başındaki insanın yaşadığı şeyler farklı şeyler. Dolayısıyla teminden beri söylemeye çalıştığım şeyin en can alıcı tarafını hocam tekrar bir kez daha bugün gündüz de tekrar etmişti. Teşekkür ediyorum. Bakın mutlaka bu anlamda bu konuda ciddi anlamda bu kurullarda görev almamız lazım. Temin 5362 sayılı yasa değiştirilip odalara yetki verilmesi dediğinde bunu kastetmiştim. Esnaf teşkilatının kendini yenilemesi lazım. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Kendi mekanizmalarımızı çalıştırmamız lazım. Tarım ilçe müdürlükleriyle beraber ciddi roller almamız lazım. Belediye meclis kadrolarında lokantacılar, fırıncılar, şoförler arası başkanının doğal üye olması lazım. Bunlar şehrin dinamikleridir. Dolayısıyla siz esnaf masası kuruyorsunuz şeyde, belediye meclisinde. Esnaf temsilcisi bir tane adam yok. Bugün siyasi partilerin hepsi ağzında esnaf yatıyor, ağzında esnaf kalkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda kaç tane esnaf temsilcisi var? Bugün, Aykut Bey, pardon. Buyurun hocam. Buyurun efendim. Yalnız zannederim bildiğim kadarıyla İstanbul Valiliği İl Hıfzı Sağ Kurulu'na en azından belki hangi statüyle nasıl alındı bilmiyorum ama meslek odalarının da fikirlerinin alınabileceği bir yapı oluşturdu zannedersem. Saygı duyarım. Bugün... Teşekkür ederim Sayın Valimize. Diğer valilere de örnek olmalıdır. Onu anlatmaya çalışıyorum yani zaten hocam. Şöyle istediğimiz basit, bu. Şöyle basit destekleriniz olabilir. Gerçekten yani siz kendi göbeğinizi kesebilirseniz o zaman devletin kolluk güçlerine de daha destek az ihtiyaç olur. Kalır. Tabii yani ki. Bu önemli bir şey. Yani her zaman söylediğimiz şey şu. Ne demek hocam iş... onu anlayamadık yani. Neyi diyorsunuz? İşi sıkı tutarsanız. Hayır kendini sıkı tutarsanız. Evet onu kastediyorum. Yani mesela ne bileyim bir ihbar hattı oluşturabilirsiniz. İşte ne bileyim giden müşteriler kurallara uymayan işletmeleri size bildirebilir. Siz onlara bir takım müeyyideler geliştirebilirsiniz. Bütün bunların hepsi çok önemli. Çünkü yaz aylarında bu otellerde de benzeri oldu. Kurallara çok uygun önlemler alan bir takım işletmeler almayanlar yüzünden mağdur oldu aslında. Peki, Sayın hocam, Sayın hocam, Alo 177 diye Tarım Bakanlığı'nı bizi denetleyen bakanlığın bir hattı var. Zaten buralara yeterli şeyler gidiyor. Ancak konu bu, bakın bu 5996 sayılı Tarım, Gıda, Hayvancılık, Yem Kanunu çıktığında biz çok sevinmiştik, mutlu olmuştuk. Çünkü o kanunun bir tarafında ilgili meslek odalarına yani bağlı kuruluşlara, bizlere de bu konularda yetkiler verilebileceğine dair bir hüküm vardı. Ama bugüne kadar hayata geçmedi. Bugün
Tarım Bakanlığı'nda görev alan gıda mühendisleri veya buna benzer mühendislerimizin, genç kardeşlerimizin bugün saat 12'de bir lokantaya geldiği zaman, saat 12'de bir lokantaya geldiğiniz zaman o mutfağın dört dörtlük olması mümkün değil. Şimdi sahanın içinde, pratiğinde beraber yaşayarak bir takım konuları realize etmemiz lazım. İşte temin sizin söylediğiniz konu bu. Çok önemli bir konu. Bu konuya sonuna kadar katılıyorum efendim. Peki. Bir şey Mustafa Hocam, şu tabii, buyurun. Bu haritada kırmızı var, mavi var, sarı var, turuncu var ya. Evet. Şimdi bu illerden diğer illere geçişlerde bir dikkat gerekir mi sizce? Bence gerekir Ahmet Bey. Çünkü şunu söylemeliyim. Mesela buna benzer örnekler yani yaşandı dünyada. Yani şunu sormak istiyorum. Yani dikkat derken hani izin. Oradan oraya geçildiğinde korona vakalarını arttırır mı bu geçişler? HES kodu da geçiyorlar. İki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi, yani yaşanmış deneyimleri söylüyorum. Çünkü biz dünyada ya yani... Kısaca, hani evet, yani çok kısaca söylerseniz. Çok kısaca söylüyorum. Evet. Başka sorularım da var çünkü. Yani biraz tamam. Hızlanalım diye soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. İngiltere'nin yaptığı nasıl Londra'yı kapatmak olduysa, İtalya'nın yaptığı nasıl Lombardiya'yı kapatmak olduysa yayılmasın diye, bizim de bu bölgeleri kapatmamız gerekir. Yani burada geçişkenlik en diyorum ben ama hocam. Evet, geçişkenliği de yani kapatmak mı gerekir diyorsunuz? Vallahi Londra'yı kapattı İngiltere. Yani şunu mu diyorsun? Bir dakika anlayalım. Kırmızılar kapansın mı diyorsunuz? Yani kırmızılardan geçiş olmasın anlamında mı söylüyorsunuz? Hayır. En azından kontrollü geçiş olsun diyorum. Zaten kontrollü değil mi geçişler? HES koduyla falan yapılmıyor. Yani pratik olarak burada daha ağır, daha ciddi önlemler alınabilir. Çünkü orada atıyorum. Şimdi mesela burada niye arttı bu vakalar bilmiyoruz. Varyant yüzünden mi arttı onu da bilmiyoruz. Eğer varyant yüzündense bunun yayılımı Türkiye için bir tehdit oluşturacak. Hocam peki bir başka soru. 65 yaş üstü aşılar tamamlandı mı? Şimdi 65 yaş üstü aşılar tamamlandı. Peki. O nedenle 65 yaş sınırlamasının önümüzdeki dönemde benim kalkacağı konu hakkında bir fikrim var. Veya bana sorarsanız... Niye kalkmadı bugün? Niye onu kaldırmadılar? Yani aşılamaları tamamsa niye hala... Bana sorarsanız kalkması gerekir ama niye kaldırmadıklarını bilmiyorum. Hocam bir dakika bir soru gidelim. Acaba diyorum henüz daha... yani bir süre geçmesi gerekiyor ya antikorun oluşması için. Onu mu göz önünde bulundurdular acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkündür. O nedenle zaten yakın bir zamanda kalkması gerektiğini söylüyorum. Gerçekten biz 65 yaş üstüne biraz fazla yüklendiğimiz düşüncesindeyim ben. Yani pratik olarak 65 yaş üstünü sokağa çıkmasını engelleyerek koruyamazsınız. Çünkü akşam eve sokağa çıkmışlar geliyor ve o 65 yaşları evde enfekte edebiliyor. Çünkü peki, evde enfeksiyon en yüksek risk. Doğru. Bu çok doğru. Peki son soru. Bu haritanın renginin oluşmasına kaynaklık eden şey test sayıları ve vaka sayıları, yoğunluk. Bu test sayıları konusunda sizin bir kuşkunuz var mı? Yani gerçekten mükemmel bir şekilde işletiliyor mu test sistemi? Yani vaka sayılarının tespiti gayet mükemmel bir şekilde oluşuyor ve bu renklerin belirmesi de o mükemmellikte mi size göre bir bilim insanı yani, olarak? Yani şimdi bakın Sağlık Bakanlığı'nın 5 tane temel kuralı var. Bunlardan bir tanesi hani normalleşme anlamında yapılmaya gerek görülen PCR testi sayısıdır. Kriterlerden bir tanesi. Şunu soruyorsanız ben de böyle bir kaygıyı taşıyorum. Yani mesela Güneydoğu bölgesinde az test yaparsanız az pozitif insan bulursunuz. Atıyorum belli bir bölgede çok test yaparsanız çok sayıda insan bulursunuz. Bu bir realite. Dolayısıyla yapılan test sayısıyla pozitif kişi sayısı oradaki yüzde pozitif oranı aslında daha objektif bir değerlendirme olabilir. Peki elimizde test sayılarıyla ilgili bir veri var mı? Hani Güneydoğu'da daha az test yapıyoruz da Karadeniz'de daha çok test yapıyoruz diyebileceğimiz yani bir veri var mı elde? Günlük yayınlanan o turkuaz tabloda Türkiye'deki toplam test sayısı yer alıyor. Dolayısıyla yani. En azından ben bilmiyorum varsa da. Yani mesela Güneydoğu bölgesinde
ya da Doğu Anadolu'da toplam kaç tane test yapıldı ve buna göre bu rakamlar belirlendiğinin cevabını size veremem. Ama teorik olarak az test yaparsanız az pozitif bulursunuz. Yani Uşak'ta da az test yapmış olamazlar herhalde. Orada batıda mavi var bir Uşak. Evet. Peki. Neyse, o ayrı bir tartışma. Çok teşekkürler.